Herkese merhabalar arkadaşlar. 2 Nisan Cumartesi Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. 10 koşul bir program bizleri bekliyor Adana'da. Bu yarışların 5 tanesi kum pistte, 5 tanesi ise çim pistte yapılacak arkadaşlar. İlk yarış 1.30'da koşuluyor. Gördüğünüz üzere ilk altılı da burada başlıyor arkadaşlar. 1.30'da başlayacak, start verilecek. 5. koşu itibariyle ise saat 3.30'da arkadaşlar ikinci altılı ganyan başlamış olacak. İstanbul videomuzda yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın diyerekten başlıyoruz videoya. Tahminlerimiz şöyle arkadaşlar. İlk yarış meydan. 4 yaşlı ara 1300 mesafe çim piste çıkacaklar. 21 gün evvel ikinci kere deden çim piste. En son koştuğu yarışta gayet iyi bir performans sergileyen küçük şimşeğin oğlu. 3 numaralı safkan arkadaşlar buradaki ilk önerimizdir. İkinci öneri olarak da 4 Mara Mekahan, 1.28.06'lık yatsınamayacak bir derecesi var. Bu safkanın çim pistte Mutlaka bu ismini değerlendirin. 3-4 diyoruz buraya. Daha fazla yazmak istiyorsanız ben pek önermem ama hani olur da beğendiğiniz bir isim varsa buraya tercihen ilave edebilirsiniz diyorum. İkinci koşuya geldik. 8 safkanın start alacağı şart. 4-4 Arap patları 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bir hafta evvel yarış kazanan 61 handikaplı burada gördüğünüz 54 kilo gibi uygun bir kiloda start alacak olan, bu mesafede 2.15'lere düşmüş, 2.16'nın altına inebilmiş bir safkan 3 numara Kral Tunca, e, buradaki ilk önerimizdir. Yanına 1 numara Bükeç, e, 20 gün evvel ikincilik elde etti bu safkanın yazın derim. E, bir de Ayan Kurşun'la birlikte 2 numara Everest, e, bence burada 1-2-3 arkadaşlar yeterlidir. Sürpriz ihtimaline karşı, genç e, açıkçası burada geniş bir kuponda. 5 numara Junior Selim'de Müslüm Çelik'le birlikte tercih edilebilir diyorum. 1-2-3 dileyenler yanına 5 numara diyorum. 3. koşu arkadaşlar. 5 safkanın start alacağı bir koşu. Şart 4. 3 yaşlı İngilizler. 1400 mesafe kumpiste çıkacaklar. İlk altınımızın bankosu. Teki 1 numara Zolo mum arkadaşlar. Burada 60 kiloda start alacak olan safkan. Baktığımızda e, kulaklık ve dil bağıyla geliyor. E, 14 güne evvel en son yarış kazanmış bir isim. Bu sezon start aldı. 5 yarışın ikisini kazandı. Diğerlerinde de hiç tabeladan çıkmadı. Bu mesafede 1.28.86'lık bir derecesi var ki bu galibiyet etmesine yeter. 4 numara Crime Machine buranın en iyi derecesine sahip olan Safkan ancak bu arada 40 milisaniyelik bir fark çok da büyük bir fark değil. Ben burada Safkan kalitesiyle bir numara Zolom'um. bu yarışı kazanacaktır diyorum. Bir numarayı tek veriyorum. Geçelim dördüncü koşu arkadaşlar. Şart 3 X1'li bir yarış gördüğünüz gibi geçtiğimiz Temmuz ayından beri şart 3'ünü doldurmamış olan Safkanlar start alacaklar şu ana kadar geçer. 4 yukarı İngilizler 1200 mesafe Kumpis'te 48 günlük arayla gelen ama bu sezonki start aldığı 4 yarışta da tabela yapan 1-4-2-2 şeklinde gelen Black Metal 3 duvara ilk önerimizdir. Yanına 14 gün evvel yarış kazanan Dumlu Pınar'ı yazın derim. Sürpriz olabilir yani e, düşük bir handikapı var bu safkanın farkındayım birazcık daha kalite olarak daha geridedir ama bir sürpriz ihtimali olarak düşünülebilir burada. Nitekim grup da müsait ve 2 numara Alekoboy e, bu sezon start aldı 4 yaşında da 4-1-3-3 geldi. Arkadaşlar 2-3-5 burada daha da genişe çıkılmaz diyorum. Ee, belki belki yani bir ihtimal uzun arayla geliyor olmasına rağmen Ayan Kurşun'la birlikte Captain Swing 8 numara buraya bir tercih olarak yazılabilir. Yani hadi onu da yazdığımızda 2 3 5 8 olsun. Daha da fazla yazılmaz diyorum buraya. Açıkçası benim beklentim 2 numara Aleko boyun kazanması yönünde ama Black Metal iyi bir safkandır. Dumlu Pınar yine şans verdiğim bir isim burada sürpriz ihtimali olarak düşünüyorum. Ve Captain Swing de dediğim gibi yine uzun bir arayla geliyor. 243 günlük bir ara muazzam bir arası var şu anda. Bu farkı doldurması, arayı kapatması çok zor olacaktır. İlk yarıştan galibiyet beklemek açıkçası safkana da haksızlık olur diyorum. Ee, geçiyorum arkadaşlar 5. koşuya. Handikap 15 dörtlük ara patları 1300 mesafe çim pist yarışı arkadaşlar son yarış kötü gelse de bir daha evvelki çim yarışında iyi koşan diber fırtınası 7 numara en son ikinci olmuştu çim yarışında onu yazacağız buraya 7 numarayı 27 gün evvel çimde dördüncü olan es anadolu es anadolu arkadaşlar bir numara bu ismi de yazalım derim burada 1 7 ilave yapmak isteyenler 2 numara feridun abi bir ee, 24 88 gibi muazzam e, bir dereceye düşmüş vaziyette burada bir numara Esen Odulu ile birlikte bir 24 düşen e, iki safkandan birisi konumunda kendisi o da burada tercihlenebilir e, ben açıkçası daha da fazla bir safkan önermem burada hani geniş bir kuponda bile olsa belki Mücahit Bayır ile birlikte burada 8 numara Şehlevent bir sürpriz yaparsa hani uzun bir aranın ardından geliyor olmasına rağmen çok zor tabii ki arkadaşlar böyle gruplarda mesafede kısa olsa ne olursa olsun yine de zor olur yani bir numara İhsan Anadolu, iki numara Feridun abi ve 7 yedi numara Dilber Fırtınası'ndan dışarı çıkmaz diyorum ben bu yarışın galibiyeti. Geçiyorum arkadaşlar. Altıncı koşuya 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1300 mesafe Çin pistte çıkılacak bir koşu. Arkadaşlar bir numara El Şaif 21 gün evvel ikinci olan Safkan. Burada yine Çin pistte iyi bir yarış koşması da beklediğim Safkan. Galibiyet için benim favorimdir. Yanına at yazmadan önce şunu söyleyeyim. Ben bir numarayı burada alternatif bir tek olarak veriyorum arkadaşlar. Yanına at yazacaklar. Ayhan Kurşunlu 2 numara Toros Kartalı. Ee, Müslüm Çelikli 4 numara Safkrom. Ee, uzun bir arayla gelen 6 e, numara Çetrefilli bir de arkadaşlar 21 gün evvel bir üçüncülük elde eden e, Püsem Püsem 9 numaralı safkan değerlendirmeye alınabilir. Lakin dediğim gibi mümkün olduğunca burada biri yalnız bırakmaya çalışın ya da az az safkan yazın buraya. 2 3 tane atın dışına çıkmayın derim. Burada 3 e, tane at yazacağım diyorsanız mesela 1, 2, 4 sizin için ideal bir kupon olur arkadaşlar. Onu belirteyim. Daha fazla yazacaksanız e, genişletmekte serbestsiniz. Orta kupon 1, 2, 4 küçük kupon 1 tek diyoruz buraya ama e, dikkat alternatif veriyoruz burada. 7. koşu arkadaşlar. Maiden 4 yaşlı Arap atlarının start alacağı bir koşu. 1300 mesafe Çin pistte koşulacak. Arkadaşlar ben burada 5 numara Külünçe Güzeli'nin iyi koşacağını tahmin ediyorum açıkçası. Külünçe Güzeli 1.28.09'luk bir dereceye sahip olan bir safkan burada. Onu yazıyoruz. Bir numara Berk şampiyon 1.28.84'e yine düşmüş olan bir Safkan Çin pistteki daha evvelki performanslarında. Bir de burada amcamın Safkan'ı 8 numara suyun sesi o da yine 1.28'lere düşen bir Safkan konumunda Çin pist performansında. Burada arkadaşlar 1, 5, 8, 3 Safkan'la birlikte geçeceğimizi düşünüyorum. Diğer isimlerde ben çok fazla ön plana çıkabileceklerini düşünmüyorum. Zaten özellikle de bu vakte kadar kalan maiden yarışlarında Çin pistte hele hele birçok at geride kalırken önde birkaç tane at kalıyorlar, mücadeleyi sürdürüyorlar. Geri kalanlar yarışı en geriden e, takip edip bitiriyorlar zaten. Genelde böyle bitiyor bu yarışlar biliyorsunuz ki. 1 dedik, 5 dedik, 8 dedik buraya en geniş. Arkadaşlar 8. koşu geldik. 16 handikap dişlere mahsus 4 yukarı İngilizler 2000 mesafe kum pist yarışı. 9 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar. E, burada e, şunu söylemekte fayda var ki iki tane safkan özellikle benim beğendiğim isimler burada start alıyor. Bir numara Bye Bay Lulabi ve üç numara Diferente. Ben bu koşuya özel olarak şu anki formu daha iyi olduğu için 3 numara Diferente'yi burada banko veriyorum. Tek geçiyoruz. 18 güne veriyor son yarış kazandı. Bir önceki yarışında ikinci gelmişti. Bye, bye Lulabi ile ilgili ise şunu söyleyeyim son yarışlarda bir yedincilik bir beşincilik gelince ben de açıkçası birazcık soru işaretleri oluştu. Onun için burada tek vermeyi 3 numaraya uygun gördüm. Günün açıkçası ikinci altındaki teki konumuna geldi. Onun haricinde bir numara Bay Lula Lulabi ve 4 numara Beauty Sun yine keza burada değerlendirmeye alınabilecek saf kanlarla bir de iki numara Aybüke'yi de belki düşünebilirsiniz. Zaten bir alternatif tekimiz var. Şahsen burada 3 numara içinize sinmezse orayı tabii ki tek geçmek elinizdedir. Uygun görürseniz orayı tek geçebilirsiniz. Ben burada 3 numarayı Müslüm Çelik'le birlikte banka olarak görüyorum bu yarış için. Söyleyebilirim bu Safgan'a diferenteyi. 9. koşu arkadaşlar. Maiden 4 yaşlı Arap atları burada start alıyor. Gördüğünüz üzere 1300 mesafe Çin pistte koşulacak bir koşu. Arkadaşlar burada bir numara Jet Hemo. Çin pisti start aldığı son yarışında 3. olmuştu. Ve koştuğu son yarışta da 3. oldu Safkan. Şu anda böyle maiden'dan çıkmaya en yakın aday isim konumunda gözüküyor. Üçlü bara Deli Osman yine burada Çin pistte iyi giden bir isim. Onu yazmanızı öneririm. İki tane de sürpriz söyleyeceğiz burada arkadaşlar. Uzun arayla gelen ama çim pisti olan 9 numara Paris Aşkı. Bir de 4 numara Güntekin arkadaşlar. Burada amcamın safkanı yine ilk kez start alacak olan bir safkan. Sürpriz ihtimali olarak değerlendirilebilir bu iki isim. Ama özellikle 1 numara Jet Hemo ve 3 numara Deli Osman burada ön plandadır. Sürpriz olarak da 4 Güntekin ve 9 numara Paris Aşkı değerlendirmeye alınabilir diyoruz arkadaşlar. 10. koşuya gelelim. Son koşu 16 an, nikap 5 yukarı Arapatları 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada 4 numara Al Deniz iyi bir safkan 13 gün evvelki bir kötü yarış koştu ama geçtiğimiz sezon çok iyi bir performansı vardı bu ismin. O yüzden burada mutlaka 4 numarayı değerlendirmenizi öneririm. 14 safkanın start alacağı bir koşu. 14 gün evvel Müslüm Çelik'le birlikte burada start alacak olan 14 gün evvel ikinci olan Demir Dalga 7 numara mutlaka yazılsın. Arkadaşlar 7 numara şu anda e, açıkçası iyi durumda bir isim. Yine 14 gün evvel yarış kazanan 1 numara gel kız. Burada iyi durumda bir isim. Baktığımızda 1-7 sağlam atlar. Yanına da 4 numara al gibi bir safkan. Bir de Bayçil 5 numarayı yazarsak e, olur da bir sürpriz ihtimal daha deyip genişletenler varsa 6 numara ün alan arkadaşlar ve kop kaptar 9 numara bu safkanları yazdığımız takdirde geniş bir kuponda bunlardan da bu sürprizlerden birisi gelirse arkadaşlar çok iyi olur. Ha ama bunları yazmayacağım geniş kupon yapmayacağım diyenler tabii ki e, o zaman e, burada arkadaşlar 1 numara ve 7 numara tercihimiz olacaktır. Geniş kupona bir de 3 numara efkarlı efe onu da unuttuk söylemeyi onu da belirtelim. O da yine burada tercih edilebilir arkadaşlar. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz. E, teklerimizi hatırlatalım. 3 numara diferente burada arkadaşlar verdiğimiz tek 8. koşuda veriyoruz bu safkan tek olarak. Öte yandan e, alternatifimiz de var. Biliyorsunuz ki e, Şaif burada bir numarayı dedik. Altıncı koşu için e, alternatif olarak verdik arkadaşlar. E, yine e, ilk altılıda da zaten yine e, tekimizi belirtmiştik. Zolomum arkadaşlar. Üçüncü koşuda bir numara. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İstanbul videosu da yeni durumda seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.